Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda tasarruf fonksiyonundan bahsedeceğiz. Bundan önceki videoda bildiğiniz üzere basit Keynesyen modeli geçiş yapmıştık. Modelin varsayımlarını, ne işe yaradığını, ne anlatmaya çalıştığını algıladıktan sonra tüketim fonksiyonunu arkadaşlar sizlere hem kaymalarını hem etkilenen özelliklerini göstermeye çalıştık. Şimdi biraz AE denkleminden uzaklaşıp başka bir yerde anlatamayacağımız olan bir fonksiyona geçiyoruz. O da tasarruf fonksiyonu. Gerçekten tüketim ve tasarruf ilişkisi birbirine bağımlı bir arkadaşlar ilişki. Yani bir elmanın iki yarısı diyebiliriz. Tüketimi gösterdikten sonra da tasarrufu göstermemek arkadaşlar olmaz. Bu yüzden biz bu sayfamızda arkadaşlar tasarruf fonksiyonundan bahsedeceğiz. Tasarruf arkadaşlar S ile gösterilir. İngilizce bildiğiniz üzere save, yani kaydetmek anlamlarına da geliyor. Tasarruf etmek anlamlarına da gelen Sabe'nin S harfini arkadaşlar kullanıyoruz. Peki tasarruf fonksiyonu nedir? Tasarrufun tanımını verecek olursak gelirin tüketilmeyen kısmını arkadaşlar basit bir anlatımla tasarruf denir. Bildiğiniz üzere YD arkadaşlar kullanılabilir gelir C artı S'den oluşmaktaydı. O zaman kullanılabilir gelir tüketim artı tasarruftan oluşuyorsa, tüketimi arkadaşlar sola yollarsak o zaman YD'den C'yi çıkarttığımızda tasarrufu elde ederiz. Yani gelirin tüketilmeyen kısmını oluşturduğunu arkadaşlar ifade edebiliriz. Keynesyen modeli işlediğimiz için tıpkı arkadaşlar tüketim fonksiyonunun da olduğu gibi tasarruf fonksiyonu da neye bağlıdır? Gelire bağlıdır. Çünkü İkisinin de YD denkleminde, yani kullanılabilir gelirde hem tüketim ve hem tasarruftan arkadaşlar oluştuğunu görebiliyoruz. O zaman YD'deki artışlar hem tüketimi artıracaktır hem de oransal olarak arkadaşlar tasarruflarda da artışa yol açacağını söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar Keynesyen modeli işlediğimizden dolayı tasarruflar cebimizdeki paraya, yani kullanılabilir gelire bağlı olduğunu söz edebiliriz. Bu arada klasiklerde tasarruflar neye bağlıydı diye soracak olursak, klasiklerde okulda işlemiştik, klasik ekolde. Orada ise tasarruflar faize arkadaşlar bağlıydı. Yani her okulun farklı bir arkadaşlar baz aldığı etmen var. Nota girelim. Arkadaşlar notta ise şu yazıyor. Gelir arttıkça az önce söylediğim hem tüketim hem de tasarruflar artar. Çünkü YD eşittir C artı S ilkesi geçerlidir. Ve dolayısıyla her ikisinin fonksiyonu da kullanılabilir gelir olduğu için YD'deki artışların da tasarrufu arkadaşlar arttıracağını söyleyebiliriz. Yine geçen videoyu da hatırlayacak olursak tüketimin de arkadaşlar etkileyen fonksiyonu kullanılabilir gelirdi. Ve kullanılabilir gelir arttıkça tüketimin de artacağını arkadaşlar görebilmekteydik geçenki videoda. Peki buradan da hareketle hemen tasarruf fonksiyonunu elde edebiliriz. Tasarruf aynı tüketimde olduğu gibi S eşittir S0 artı küçük S çarpı YD kısmından oluşmakta. Tasarrufu oluşturan arkadaşlar iki tane kısım olduğunu görebilmektesiniz. Bunlardan bir tanesi S0, diğeri de küçük S çarpı YD'lik kısım çarpımından oluşan kısım. Peki S0 nedir? S0 ya da SO, küçük O, bir harfin altına O ya da 0 harfini gördüğün zaman onun otonom olduğunu gösterdiği için S0 da arkadaşlar otonom tasarruftur. Otonom demek bağımsızdır arkadaşlar. Yani gelirden bağımsız ya da gelir sıfırken, yani hiç gelir elde etmez iken yaptığınız tasarrufları arkadaşlar gösterir. Şimdi hiç gelir elde etmezken tasarruf yapmak da öğrenciler şöyle anlıyor. Hocam para kazanamıyoruz, nasıl tasarruf elde edeceğiz? Evet haklısınız. Ben burada arkadaşlar tasarrufun yalnız boyutunu söylemedim. Yani tasarruflar pozitif de olabilir, tasarruflar negatif de olabilir. Dolayısıyla hiç gelir elde etmezsen tasarrufunun da arkadaşlar otonom tasarrufunun da negatif olacağını unutmayacaksın. Ben bunu notta arkadaşlar yazdım, belirttim gördüğünüz üzere. Gelir sıfırken negatif tasarruf yapılır. Kesin. Yani bu notu arkadaşlar asla unutmayın. Neden? Çünkü gelir sıfır iken senin otonom tüketimin sıfırdan büyük değil miydi? Yani atıyorum hiç para kazanmazken senin arkadaşlar otonom tüketimin sıfır olamaz. Niye sıfır olamaz?
Çünkü sen hiç gelir kazanmasan bile yaşamak zorundasın. Hayatını devam ettirmek zorundasın. Bu yüzden de gelirin sıfırken otonom tüketimin de arkadaşlar sıfır olması düşünülemez. Hayati ihtiyaçlardan dolayı. O zaman gelir sıfırken şöyle C artı S'yi atacak olursak hiç gelir kazanmazken sen en azından bir otonom tüketim yapma gayretinde bulunacağın için o zaman YD eşittir C artı S fonksiyonunda geliri sıfır yapabilmek için tasarrufun arkadaşlar ne olması lazım? Eksi 100 olması lazım. Yani sen hiç para kazanmazken otonom tüketim yapıyorsun hayatta kalmak için. Ama bu otonom tüketimini nasıl yapıyorsun? Daha önce yapmış olduğun tasarrufları kullanarak yapıyorsun. İşte bu da eksi 100 olarak var olan tasarruflarını azalttığın anlamına arkadaşlar geliyor. Dolayısıyla gelir sıfırken negatif tasarruf yapılır. Neden? Çünkü gelir sıfırken C sıfır sıfırdan büyüktür arkadaşlar. O zaman da S sıfırımız yani otonom tasarrufumuz her zaman sıfırdan küçüktür şeklinde ifade edebiliriz. Burada da arkadaşlar denklemi göstermeye çalıştım. Bakın buradaki set çok önemli bizim için. Hiç gelir elde etmezken 100 birimlik otonom tüketimi yapıyorsam eksi 100 birimlik de otonom tasarrufum vardır. Buradan bir şeye çıkalım. Varsayıma çıkalım o zaman. O zaman otonom tasarruf arkadaşlar S sıfırımız her zaman otonom tüketimin arkadaşlar nasıl halidir? Eksili halidir diyebiliriz. Mesela hiç gelir kazanmazken 200 birim otonom tüketimi yapıyorsan o zaman arkadaşlar otonom tasarrufun eksi 200 olur. Hiç gelir kazanmazken otonom tüketimin 300 ise o zaman otonom tasarrufun eksi 300 olur. Şu da arkadaşlar bizim için bir kural ki buradan başka bir yere doğru ulaşmaya çalışacağım. Peki tasarruf fonksiyonunda S0 artı S0 anlattık. S0 küçük S küçük S çarpı YD kısmı nedir? Küçük S çarpı YD kısmı arkadaşlar uyarılmış tasarrufu gösterir. Uyarılmış tasarrufu göstermesi ne demektir? Demek ki tasarrufu etkilen bir etmen var. Az önce de söyledik. Tasarrufu etkilen etmen neydi? Kullanılabilir gelirdi. O zaman bizim gelirimizin bir kısmı artarak tasarrufları da artıracağını arkadaşlar söyleyebiliriz. Çünkü YD'nin önündeki işaret ne arkadaşlar? Art. Yalnız tabii ki de gelirimizin hepsi tasarrufa ayrılmıyor. Gelirimizin bir oranla çarpımı kadar tasarrufların arttığını söyleyebiliriz. İşte o kısımdaki küçük S çarpı YD'deki küçük S bizim için arkadaşlar çok önemli bir obje. Küçük S'nin açılımı arkadaşlar MPS olarak yine kısaltımı yapılabilir. MPS'nin açılımı marjinal tasarruf eğilimidir. Marjinal propensity of sale diye geçiyor. Ve formülü ya da tanımı şudur. Her artı 1 TL'lik gelir artışının tasarruflarda yarattığı değişimi arkadaşlar artışa şeklinde tanımlayabiliriz. Yani hatırlıyorsunuz bundan önceki videoda aslında iyiyse burası da iyi oluyor. Aynı mantık. Mesela otonom tüketimini anlatmıştım. Sonra da marjinal tüketim eğilimine geçiş yapmıştık. Küçük C'ydi. Ona ne demiştik? MPC yani. Her artı 1 TL'lik gelir artışının tüketimde yarattığı arkadaşlar değişim olarak onu da ifade etmiştik. Demek ki kavramlar aynı. Peki hemen küçük S'nin formülüne bakalım. MPS olarak geçmekte olduğunu söylemiştik. Her artı 1 TL'lik gelirin tasarruflarda yarattığı değişme olarak delta S bölü delta Y şeklinde arkadaşlar. Tabi burada Y diye yazmak gerekiyor. İfade edilebilir. Mesela burada hemen şunu da söylemem gerekiyor. Mesela atıyorum küçük S'nin 0,4 çıktığını düşünürsek demek ki her gelirdeki bir birimlik artışın tasarruflarda 0,4 yani 40 kuruşluk bir artışa yol açacağını da ifade edebiliriz. Yine arkadaşlar bir notla devam ediyoruz. O notta ise şu yazıyor. Tıpkı marjinal tüketim eğiliminde olduğu gibi MPS'de yani marjinal tasarruf eğilimi de 0 ile 1 arasına değişir. Bunlar yani arkadaşlar öyle diyebiliriz. Yani ikisi de gelirdeki değişiklerden etkilendiği için ikisi de arkadaşlar gelirin bir oranı olduğu için bir elmanın iki yarısı oldukları için buradaki artışlar oransı olarak burada da arkadaşlar tamamlayan bir ilişkiye dönüşeceğini söyleyebiliriz. Yani MPS'de tıpkı MPC'de olduğu gibi 0 ile 1 arasında değişir ve çok önemli bir formülümüz var arkadaşlar.
küçük C ile küçük S'nin toplamı. Yani marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğilimi toplamı daima arkadaşlar kaça eşittir? 1'e eşittir. Bir örnek yapalım hemen isterseniz buradan da. Küçük C 0.8 olsun. Hemen buradan isterseniz formülden de ya da düşünerek anlamını bularak arkadaşlar küçük S'ye ulaşalım. Şimdi bu ne demek? Her artı 1 TL'lik YD'nin yani kullanılabilir gelirdeki artışın 80 kuruşu tüketimi arttırmaktadır. Doğru mu? Yani birisi sana artı 1 TL veriyor. Sen 80 kuruşunu tüketimde kullanıyorsun. Peki geriye kalan arkadaşlar küçük S'ye ne kalıyor? 20 kuruşunu da sen tasarruf yapmakta kullanıyorsun. Bir dakika, YD formülü doğruladım acaba? Hani gelirdeki değişimlerden etkilendikleri için diyoruz ya. YD sonuçta C artı S. Değil mi? Artı 1 birim arkadaşlar artarsa geliriniz. 0.8 tüketim artarken 0.2 de arkadaşlar tasarruflarınız artacaktır. Tabi 10 lira olsa artı 10 lira verse 8 lirası tüketimi artıracağı, 2 lirası da tasarruf artıracağı, 100 lira verseler 80 lirası tüketim artıracağı, 20 lirası tasarruf artacağı şeklinde bunu da türetebilirsiniz. Şu çok önemli, küçük C ile küçük S'nin toplamı her zaman 1'e eşittir. Ben bunu şöyle eğlenceli hale getireyim. Belki eskiden bir oyunumuz vardı. Counter Strike diye. Değil mi? Counter Strike. Girerken böyle internet kafelerde oynardık. CS yazardım. İşte CS, CS 1. Birinci sürümü. Yani Counter Strike'ın birinci sürümü. Yani C artı S 1'e eşittir şeklinde akılda tutulabilir. Tüketimden tasarrufa geçme nasıl olur diye bir başlıkla devam ediyoruz. Madem bunlar bir elmanın iki yarısı, yani tüketim ve tasarruf birbirini etkileyen etmenler. O zaman biz tüketim fonksiyonunu biliyorsak ya da bize verildiyse tasarruf fonksiyonunu elde etmek de kolay olur. Çünkü bakın C artı S'nin 1'e eşit olduğunu biliyorsunuz. Otonom tasarrufunda otonom tüketimin eksili hali olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla ben size arkadaşlar burada böyle bir başlık attım. Çok önemli. Size bir tüketim fonksiyonu verildiyse tasarruf fonksiyonu geçiş yapabilirsiniz dedik. Çünkü otonom tasarruflar otonom tüketimin eksili halidir. Ayrıca MPC artı MPS yani küçük C artı küçük S Counter Strike 1'e eşittir demiştik. O halde buradan hemen şöyle bir işlem yapabiliriz. C eşittir C0 artı C çarpı YD. Görüyorsunuz değil mi? C eşittir C0 artı C çarpı YD. Yani tüketim fonksiyonu. Peki S eşittir S0 artı S çarpı YD'de tasarruf fonksiyonu yazdım. Şimdi biraz işlemleri değiştirelim. Burayı siliyorum. Bunun yerine bunun arkadaşlar cinsinden yazıyorum tasarrufu. S eşittir S0 yerine otonom tasarruflar gelir kazanmazken yaptığımız tasarruflar ve her zaman otonom tüketimin eksili haliydi. Eksi C0. Peki küçük C ile küçük S'nin toplamı kaça eşitti arkadaşlar? 1'e eşitti. O zaman oradan da S'yi çekecek olursam 1 eksi C yapmaz mı? Ne yaptım? S'yi tek başına bırakırsam şu fonksiyonda 1 eksi C olarak yazılır. O zaman artı 1 eksi C olarak da YD yazabilirim. Peki şunların ikisini toplayın bakalım neye ulaşacaksınız? Görelim. C ile S'nin toplamı YD. Pozitif C0 ile negatif C0 gider 0 olur. Öyle değil mi? Peki bunları toplayalım. YD parantezi altında. YD parantezi altında. Buradan da arkadaşlar işlem ne çıkar? Kendisini götüreceği için. 1 eksi C C şeklinde çıkar. Zaten C'ler gideceği için de buradan YD eşittir YD olur. Yani tüketim fonksiyonunu tasarruf fonksiyonu çevirmek oldukça basit. Şimdi bunu arkadaşlar yine aşağıda bir de görsel olarak yani fonksiyonları çevirme yoluyla bir soruyla süsledim. Ve ne diyor biliyor musunuz? Tüketim 100 artı 0.8 YD'dir. Bu fonksiyondan yola çıkarak tasarruf fonksiyonu elde edin ve bu durumu kanıtlayın. Yani yukarıda yaptığımı yapın. Elde ettiğiniz tasarruf fonksiyonu grafiğini çizin. Burada biz tasarruf fonksiyonu grafiğini çizmemiştik. Burada da ikisini isterseniz çizelim hepsini. Şimdi geliyorum. C eşittir 100 artı 0.8 YD. Peki gel bakalım tasarrufa. Bunun eksili hali eksi 100.
Ne görüyorsanız onu eksiler yazacaksınız. Artı 0.8 marjinal tüketim eğilimi 0.2 YD olur arkadaşlar. Jet hızıyla bakın yaptım. Peki bu durumu kanıtlayalım. Taraf tarafa toplarsam arkadaşlar CDS'yi topla YD. %-100 gitti 0. 0.8 YD ile 0.2 YD'yi toplarsak da arkadaşlar 1 YD yapar. Buradan da YD eşittir YD olur. Yani yaptığımız işlemin doğru olduğunu arkadaşlar rahatlıkla görebilirsiniz. Peki gelin bakalım. Hem tasarruf hem de tüketim eğilimlerini arkadaşlar çizelim. Şöyle biraz müsaade isteyeceğim. Aynen şöyle. Şimdi bakın hemen aşağı doğru indirdim. Tamam mı? Bir tane daha çizdim. İki tane grafik çizeceğim. Burası YD. YD eksenlerde yatayda YD var. Dikeye tüketim fonksiyonu olsun C yazdım. Alttaki grafiği ise S yazdım. Peki tüketim fonksiyonu neymiş? 100 artı 0.8 YD. Demek ki 100'den başlayan bir grafik. Hiç gelir elde etmezken otonom tüketimim 100. Sonra da gelire bağlı tüketim başlıyor arkadaşlar. Gelir arttıkça artıyor. Zaten pozitif eğimli olduğunu görüyorsunuz. Bu tüketim fonksiyonu ve eğimi kaç arkadaşlar? Eğimi 0.8 olduğunu söyleyebiliriz. Peki aşağıdaki grafiğe geçiş yapacak olursak o da tasarruf fonksiyonu, yani şundan ibaret arkadaşlar. Peki o zaman bu nereden başlıyor? Dikkat edin. Bakın ilk uyarım yapayım. Gelir ile tasarruf arasında beraber ilişki var. Artı var. Çünkü gelir arttıkça tasarruf da artıyor. Öyle değil mi? Ama nereden başlayacak? -100'den başlayacak. O zaman -100'den başlaması arkadaşlar şöyle bir doğru haline getirir bize. Yani otomobil tüketim 100 iken -100. 200 iken -200. 300 iken -300. Yani bu nereden başlıyorsa tasarruf fonksiyonu oradan başlıyor. Ve tüketimle tasarruf arasındaki farklardan bir tanesi şudur grafiksel anlamda. Tüketim her zaman pozitif alandan başlar. Ama tasarruf her zaman negatif alanlardan başlar. Çünkü kuralımızı tekrar söylüyorum. Defalarca da söyleyeceğim. S0, C0'ın eksili arkadaşlar haidir diyebiliriz. Peki bunun eğimini bulalım. Bir doğrunun yeryüzü yapmış olduğu açı bu. Demek ki marjinal tasarruf eğimi de arkadaşlar 0.2'dir diye yazabiliriz. İkisinin de pozitif eğimli olduğunu zaten rahatlıkla arkadaşlar ne yaptınız? Gördünüz. Evet, gayet kolay. Yani hiçbir zorluğu yok. Şimdi videomda yer var. İsterseniz bunun zaten durdurup arkadaşlar bir notunu da alabilirsiniz yazmayanlar oluyorsa. Hemen diğer arkadaşlar sayfamızı da geçelim. Onu da özetleyelim. Arkadaşlar bu sayfada ise tüketimle tasarruf arasındaki ilişkileri, kaymaları, hareketlenmeleri gösterdim. Peki hep beraber inceleyelim. Şimdi yukarıdaki bulunan grafikler tüketim, aşağıdakiler de tasarruf grafikleri arkadaşlar. Çünkü tüketim ve tasarruf ikisi birbirinin arkadaşlar kankisi ya. Bir elmanın iki yarısı ya. Şimdi ilk olaya dikkat. Tüketim fonksiyonu otonom tüketim, yani yukarı doğru kayarsa, otonom demek bu arada arkadaşlar paralel demektir. Tasarruf fonksiyonu da otonom olarak nereye doğru kayar arkadaşlar? Aşağı kayar. Şart, kural. Otonom tüketim yukarı kayarken otonom tasarruf aşağı kayar. Hocam kanıtla. Otonom tüketim C'den C1'e gittiğinde, yani arttığında grafik paralel yukarı kaydığında 100'den 200'e çıkmadı mı? O zaman tasarruf da otonom tasarruf da bunun eksili hali olduğu için -100'den -200'e doğru iniş sergilemeyecek mi? Demek ki kaymalar yönünden, otonom kaymalar yönünden nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ters çalıştığını söyleyebiliriz. Ya da otonom tüketim aşağı doğru inerse, yani grafik paralel aşağı kayarsa, 100'den 50'ye arkadaşlar düşerse, o zaman -100'den -50'ye doğru arkadaşlar ne olacaktır bizim tasarruf grafiğimiz? Yukarı doğru kayacaktır. Yani tüketim yukarı kayarsa tasarruf aşağı, tüketim aşağı kayarsa paralel tasarruf yukarı. Bu kadar net. Peki otonomlar derken ne etki ediyor yani buna? C0'ları etki ediyor tabii ki bu da. Burada eğimsellik yok arkadaşlar. Eğim farklı bir olay. Otonomluk, paralel kayma farklı bir olay. Peki hemen yan tarafa gelelim. Hocam peki burada ne olmuş? Burada otonomsal değişme olduğunu görmüyorum. Otonomsal değişme yok. Neden? Çünkü iki grafik de hep aynı yerde başlamış. Ama tüketim fonksiyonu dikleşirken tasarruf fonksiyonu yatıklaştığını görüyorum. Neden? Çünkü
Küçük C artı küçük C'nin toplamı arkadaşlar birleşti değil mi? O zaman 0,5'ten 0,8'e tüketim fonksiyonu dikleşiyorsa bu da 0,5'ten 0,2'ye inecektir. Arkadaşlar C artı S'nin bir eşit olması şu demektir. Marjinal tüketim eğilimi artıyorsa bu bir eşitliğin sağlaması için tasarruf eğilim düşmesi gerekir. Yani aynı otonomda olduğu gibi nasıl ki ters çalışıyorsa eğimsel anlamda da nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ters çalışıyor. Tüketim dikleşirken tasarruf ne oluyor? Yatıklaşıyor arkadaşlar. Demek ki kaymalar yönünden, eğimsellik yönünden birbiriyle ters çalışır. Bu durumu da ifade ettim zaten. Not dedik. Tüketim fonksiyonu yukarı kayarsa tasarruf fonksiyonu aşağı kayar. İlk not. İkinci not. Tüketim fonksiyonu dikleşirse yani MPC'si artarsa yani küçük c artarsa MPS ne olur? Azalır. Küçük s azalır. Tasarruf fonksiyonu da bu durumu yatıklaştırır. Peki not. Bu çok önemli not. Tüketim ile tasarrufun tek ortak noktası gelir arttıkça eğri üzerinde hareketin olmasıdır. Evet, şimdi bir önceki videoda tüketimi etkileyen etmenleri saydım. Kullanılabilir gelir, servet, bekleyişler, aynı şekilde nüfusun büyüklüğü, nüfusun yaşı. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar tasarrufu da etkileyen fonksiyonlar. Çünkü bir elmanın iki yarısı. Tüketim nasıl etkileniyorsa tasarruf da aynı şekilde etkilenir. Peki hocam, bizim anlamadığımız şu. Neden tüketim ve tasarrufun ortak noktası gelir, kullanılabilir gelir? Çünkü arkadaşlar bakın eksenlerde olsun bir gözünüz. Ben tüketimi ve tasarrufu anlatırken hem tüketimin altında hem tasarrufun altında YD yazmıyor muyum? Tüketim böyle bir eğri, tasarruf da böyle bir eğri değil miydi? O zaman kullanılabilir gelir arttıkça eğri üzerinde hareket olacak. Eğri ne dikleşecek, ne yatıklaşacak, ne paralel kayacak. O zaman bu durum tasarruf fonksiyonu içinde geçerli. Kullanılabilir gelir arttıkça eğri hareket etmeyecek. Eğri üzerinde hareketlenme olacak. Yani aynı arz talepteki fiyat gibi. Hani bir malın fiyatı eğriyi kaydırmazdı ya hem arzı hem talebi. Bir malın fiyatındaki değişiklikler. İşte burada da hem tüketimi hem tasarrufu değiştirmeyen tek şey, eğriyi kaydırmayan tek şey kullanılabilir gelir olacak arkadaşlar. Nasıl ki tüketimde anlattığım durum neyse tasarrufta da anlattığım durum aynı arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Buyurun hep beraber arkadaşlar bu durumları şöyle tüketim ve tasarrufu etkileyen faktörler başlığında görelim. İlk soru geliyor. Kullanılabilir gelir arttıkça tüketim ne olur arkadaşlar? Artar. Çünkü C fonksiyon YD'dir. Kullanılabilir gelir arttıkça tasarruflar artar arkadaşlar. Çünkü S fonksiyon YD'dir. Nasıl ilişkiye sahiptir bunlar? Aynı yönlü ilişkiye sahiplerdir. İkisinin de grafiği nasıldır? Hem tüketimin grafiği de pozitif eğimlidir. Hem de tasarrufun grafiği de arkadaşlar pozitif eğimlidir. Ben buradan net bir şekilde görmekteyim. Ve not. Peki kullanılabilir gelir arttıkça tüketim artar, tasarruf artar dediniz. Eğri ne olacak hocam? Eğri ne paralel yukarı kayacak, ne paralel aşağı kayacak, ne dikleyecek, ne yatıklaşacak. Çünkü yatay eksende eksenlerin bir tanesinde YD olduğu için nasıl hareket olacak? Eğri üzeri hareket olacak. Mesela çok güzel bir soru değil mi? Aşağıdaki faktörlerden ya da etmenlerden hangisi tüketim fonksiyonunu sağa ya da sola kaydırmaz? İşte servet yazar, bekleyişler yazar, nüfus yazar, başka etmen yazar. Cevap kullanılabilir gelir eğrimizi ne sağa kaydıracaktır ne sola kaydıracaktır arkadaşlar. Hem tüketim için sorulabilir hem tasarruf için sorulabilir. Cevap ortaktır. Peki servet. Bir önceki videomuzda servet artarsa otonom tüketim artar dedik. Çünkü servetin artması demek insanların gelirden bağımsız olarak yaptığı tüketimleri arkadaşlar yükseltir. Texas'taki amcamızdan petrol kuyusu kaldığı haberi gelsin demiştim. Kahvaltı çok daha farklı bir şekilde yapılır. Öyle değil mi? O zaman otonom tüketim artacağı için şu olay olur. 100'den 200'e çıkar otonom tüketim. Peki otonom tasarruflar ne olur? Otonom tasarruflar da aşağı doğru kayar. Demek ki otonom tüketim eğrisi yukarı doğru giderken otonom tasarruf fonksiyonu aşağı doğru kayar. Kaymalar yönünden ters yönü ilişki olduğunu unutmayalım arkadaşlar.
Bekleyişler iyimserse ne olur? Bekleyişler iyimserse arkadaşlar otonom tüketiminiz ne olur? Artar. Peki otonom tüketiminizin artması tüketim fonksiyonunuzu paralel olarak yukarı kaydırmaz mı? Peki tüketim fonksiyonu paralel olarak yukarı kayıyorsa tasarruf fonksiyonunuz da paralel olarak otonom tasarruflar azaldığı için aşağı doğru kayar. Dolayısıyla arkadaşlar yine aralarında nasıl bir ilişki var? Ters yönlü bir ilişki var. Dördüncüsü arkadaşlar nüfusun büyüklüğü. Nüfusun büyüklüğü artarsa ne olur sorusuna şöyle cevap verelim. Bir anda Suriye'den bir sürü insan geldi. İran'dan bize bir sürü insan katıldı ülkemize. Bir göç dalgası aldık. O zaman göç dalgası alıyorsan otonom tüketimin artar demiştik. Tüketimi artırken grafiğimiz nereye doğru kayar? Yukarıya. Peki otonom tasarrufu nereye doğru kayar? Otonom tasarrufunda aşağı doğru kayar. Çünkü kaymalar yönünden ters çalışıyor. Yani şu eğri üzerinde bu otonom, bu otonom, bu da otonom arkadaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve son özelliğimiz nüfusun yaşı. Nüfusun yaşı ile ne alakası var derseniz de eğimsel alakasının olduğunu söylemiştim. Çünkü büyüklükten öte yaş kompozisyonu gösterir. Yani nüfusun kompozisyonu nasıl? Ağırlık nerede? Ve şöyle örnek vermiştim. Türkiye nasıl bir ülke demiştik? Genç. Peki Almanya nasıl bir ülke arkadaşlar? Yaşlı. Peki Türkiye'nin genç olması MPC'sinin yüksek olduğu anlamına gelir. Almanya'nın yaşlı olması da MPC'nin düşük olduğu anlamına gelir. Peki soru geliyor şimdi. Bu da eğimselliği etkiler demiştik. Türkiye giderek arkadaşlar gençleşsin. Giderek genç hale geliyor. Genç hale gelsin. O zaman MPC'de arkadaşlar gitgide daha da arkadaşlar fazlaşmaz mı? Yükselmez mi? Peki o zaman MPC artıyorsa MPS ne olur arkadaşlar? Gitgide o da azalacaktır. Çünkü MPC ile MPS'nin toplamı arkadaşlar kaç eşittir? 1'e eşittir. Hemen bu durumu şöyle gösterecek olursak. Şöyle hemen göstereyim. Evet. İşte buyurun. Tüketim fonksiyonu paralel olarak kaymadı. Eğimsel olarak dikleşti. Peki tasarruf fonksiyonu ne olacak? Onu da şöyle göstereyim. Tasarruf fonksiyonu da yatıklaştı. Neden? Çünkü atıyorum bu 0.5'ten 0.8'e çıkarsa bu da 0.5'ten 0.2'ye doğru iner. Her zaman toplamların kaç olması lazım? 1 olması arkadaşlar ne oluyor? Gerekiyor. İşte bu durumu da bu şekilde size gösterebilirim. Evet. Dolayısıyla tasarruf fonksiyonunu görmüş olduk bu videomuzda. Çok önemli yerlerden bahsettik. Öğrencinin en çok karıştırdığı yeri defalarca bak üzerine durarak söylüyorum. Öğrencinin mantalitesine bakın. Oğlum diyorum gelir arttıkça tüketim ne olur? O da diyor ki hocam gelir arttıkça tüketim artar. Peki gelir arttıkça tasarruf ne olur? Hocam gelir arttıkça diyor tüketim arttığı için tasarruflar azalır diyor. Gitti. Arkadaşlar gelir her ikisini de arttırır. Haberiniz olsun. Şöyle aklınıza tutun. Büyük bir nehir akıyor. İki tane çiftçi var. Bir tanesinin ismi tüketim, bir tanesinin ismi tasarruf. O nehirde kullanabilir gelir olsun. Nehirden ne kadar çok su akarsa, yani kullanabilir geliriz ne kadar çok fazla olursa, o zaman kollara ayrılan iki çiftçinin de elde edeceği su miktarı daha da büyümez mi? İşte ben bunu arkadaşlar benzetme derim. Gerçekten güzel benzetme. Hani bazen böyle bahçıvanlarımız Mart ayı, Nisan ayı gelince domateslerin sulama gayreti içerisine geliyor ya, arık açıyorlar. Arık işte kullanabilir gelir. Bir kısım bibere gidiyor, bir kısım domatese gidiyor. İşte o sudan, arıktan, kullanabilir gelirden ne kadar su akarsa hem domates besleniyor, tüketim olsun, hem de biber besleniyor, tasarruf olsun diyerek fazla da uzatmayayım. Tüketim ve tasarruf arkadaşlar bitirmiş olduk. Aman dikkat diyelim, çok önemli yerler anlattım. O zaman arkadaşlar herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.